o kız? İyice işi açığa vurdun artık. Ne yapayım kız, seviyorum işte. Hep yanında olsun istiyorsun değil mi? Nerede bende o şans? Bende bir kardeş var, gözümü oyar Alimallah. Peki Kemal seni alacak mı bakalım? O almazsa ben onu alırım. Demek o seni almazsa... Ben onu alırım kız. Nasıl? Yolunu kesip bıçağı çektin mi? Yürü lan derim. Ay sen çok yaşa emi. Kör domuz. Kime diyorsun kız? Kör Tahir'e. Haline bakmadan bir de bana dolanır salak. Kemal bir görse benzetir ya neyse. Önüne bak sen, aldırma şunu. Hadi yürü gidelim. Cevap ver ulan, sen kime küş dediydin ha? Boş ver abicim ya, nereden baksan iki paralı gibi kravatlı. Uyuduğun adam adam olmalı değil mi ya? Bana bak kız, doğru eve. Sağda solda sürtünü duyarsam kırarım bacaklarını, anladın mı? Be, gidiyoruz işte. Ali. Efendim. Aldın mı Hafsalı'nı? Aldım. Git babana görün. Hadi kızım sen de. Babana uğramayacak mısın? Niye uğrayacakmışım? Aferin, aferin aslanıma. Hadi git karnını doyursun anagil. Hadi sen de işini başına. Hadi sen de git. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam, buyur. Hal keyif hoş mu? Hoştur kurban. Ver hele şu zıknabutları ciğerim. Buyur Cemşir'a. Avratlar yedi bitirdi bizi Bereşit. Ne yıllardı o savaş yılları. Kuşak dolusu altınla çıkmıştık yola. Ver elini İstanbul. Tahtakale, Galata, Eleni, Çiçi. Marika, Despina. Of, of. Sonra Benlinigar, Paşa kızı Selma. Şişli, Nişantaşı, Kadıköy, Büyükada. Of, of. Of ki of. Ne diyorsun sen? Gençlikteki yıllar su gibi aktı.
irili ufaklı 20 kadar çocuğun babası oldun Cemşir. O kadar oldu ha? Olmadı mı Cemşir? Vallahi sayılarını bilemiyorum. Oldu ha? Oldu ya, ben sayıyorum. Selamun aleyküm ha. Aleyküm selam. Yasin ha, seni sorup duruyor. Bugün gene sordu. Yasin ha beni ne arayacak? Bilmem. Ne diyorsun? Yasin beni niye çağırsın lan? Öteki gün avans istediydin ya ya. Ha estağfurullah ha. Akıl değil tuz kabı. Neyse görürüz Yasin ağayı. Bu havada ne yapılır? Kafa çekilir. Yaşa olan Memo. At da helal sana avrat da. Girilir kebapçıya, ver edilir rakının gözüne. Doğru değil mi Reşit? Senin canının bülbülü sağ olsun Cemşir ha. Nasıl dersen öyle olsun. Hadi. Nereye oğlum? Gidiyorum ana. Gidip tozmaya mı? Ne sayarsan say. Ne o ana? Yok bir şey. Geçti. Neydi de geçti? Bir şey yok dedim ya. Söylemezsen ölümü. Ah oğlum, seni birden rahmetli babana benzettim de. Bizim aslan gecikti. Babasının oğlu. Niye? Babasını beğenmedin mi? Beğenmem olur mu? Daha ne? Tıpkı senin gençliğin Cemşir. He dayı. Ne delikanlıydın sen. Yürüdüğün zaman yer gök sallanırdı kitabıma. Bizim zamanımız başkaydı. Bizim yetiştiğimiz devirler, biz iş nedir bilmezdik. El kapısında çalışmak, iş işlemek. Belimde ya 100 lira vardı ki kale gibiydim. Ben bizim Hamza'nın yaşındayken, lakin bırak, dünya bir rüyaymış. Tadına doymadan gidiyor adam. Hadi içelim. Dünya bir penceredir. Her gelen baktı geçti be dayı. He de Giritli. Emret Cemşir'a. Gene efkarlandım kurban. Benim plağa koy hele. Emredersin. Saat 4'e değil. Oğlan gelmedi. Gidip bir bakayım istersen. Nereye? Müdürün karısı. Oraya. Eve. Kıs, aman. Otur yerine. Ne süsleniyorsun kız? Bugün Kemal'le sinemaya gideceğim. Ya abin duyarsa? Duyarsa duysun. Abinin ne Allah'ın belası olduğunu unutuyorsun galiba. Sudan sebeplerle az mı tekmeledi seni kız? Sinemaya da giderim, tiyatroya da. Bana hiç kimse karışamaz. Çalışıyorum. Alnımın terini yiyorum. Dünya vız gelir bana. Aa, hoş geldin. Ya demek öyle. Buyur. Rakılar bizden habersiz içiliyor ha. Hey baba biz geldik. Hiç oralı gibi değilsin. Kaçtan aşağı olmaz desene bir. Herkese heyemeye, bize de mi? Bak buna. Girdiği yerden haber getiren içten atmalı derler.
Bırak Reşit emmi. Ben de kızın giderken veririm. Yok ya. Giderken verirmiş. Ben hasım sahibi bir insanım arkadaş. Benim bıçağım yanımda bulunmalı. Ver. Niye geç kaldın? Hiç canım. Şu kravatlı takım yok mu? Tövbe estağfurullah. Adamı dinden imandan çıkarırlar. Cemşira, masana geldik oturduk. Hadi bakalım. Ne olacak? Ne olacağı var mı? Çağır garsonu da gününü görek. Paranız yoksa haber verin de bilek. Bak buna para derler. Aslan, babandan bir gömlek üstünsün dinime imanıma. Nereden aldın? Bilmiyor musun? Müdürün avradından mı? Ha şunu da bileydin. Öyle mi Hamza? O avrat çantasında tabanca taşırmış. Doğru mu ha? Bizden düşüp kalkan avrat bizim gibi tabancalı bıçaklı olmalı Reşit emmi. Demek yiğit avrat. Yiğit. Yiğit ama entarlı olduğundan paçasından dökülüyor yiğitliği. Hamza gene ne anlatıyorsun? Evet canım, müdürün karısından bahsediyorum. Kocasını fabrikaya müdür yapan Behiye'yi tanımayan mı var? Yalnız içkisi kötüdür. Kafayı çekince rezalet çıkarır. Sen yürü geliyorum. Bağ yoluna sap. Nasıl çarptığına baksana. Korkudan mı sevgilen? Ben hiçbir şeyden korkmam. Canım sevgilim. Hayatta tek korkum seni kaybetmek. Seni kaybetmekten korkuyorum Kemal. Merak etme. Kimse ayıramaz bizi. Yeter ki. Evet. Ölüm olmaz. Baş başa olacağımız bir evimiz olacak değil mi Kemal? Tabii olacak. Bana hiç kızma Kemal. Beni hiç dövme olmaz mı? Mahsus çıktan canım. Bizim ustanın yaptığı gibi. Arada bir tabii. Babamdan, abimden çok çektim ben Kemal. Kendi evimde hanımefendi olmak istiyorum. Evimin radyosu olmalı. Aynalı dolap, karyola. Herkes bana imrenmeli. Kıskanmalı beni. Eyvah, gör Tahir. Beni gördü galiba Ayhan. Niye, ne olur? Abime söyler. Acaba gördü mü? Hemen abime yetiştirir. O da itin biri. Ağzını bozar. Vurmak ister tabii. Baban çok şımartıyor onu. Babama öyle kızıyorum ki hep onun yüzünden oğlanın şirret oluşu. Babamın ani ölümünden bir ay sonra
neyimiz varsa satmış, evimizi terk ederek İstanbul'a gelmiştik. Beni sevmediğini bildiğim üvey annem, yolda artık bana bakamayacağını, evleneceği adamın beni istemediğini söylemişti. Resimlerle kitaplarla gördüğüm İstanbul'u... Doğru. Dört avrattan tam 17 çocuğu var. Hepimiz çalışırız. Babam elimizden alır. Ben vermiyorum ama. Niye? Beyaz köpükler çıkarsa... Niye verecekmişim? Onun eline... Geçen para... Kimin eline geçiyor? Elçilikten alır her yıl dünyanın parasını. Muzaffer Bey var. Binlerce dönüm toprak eker. Tekmil hırkatını da babam temin eder. Lakin babama bakma, yüreği iyidir. Asıl onun akıl hocası var bir. Reşit emmi, berber. Herif cinni cin. Bir de suratsız ki. Karşıma ilk çıkan Pervin olmuştu. Birden gözüme takılan cam muhafaza içindeki gemi bir anda beni büyülemişti. Sert görünüşünün aksine çok iyi bir insan olan amcam. Hadi buyur gel. O işi öylece hallederiz. Haklısın. Amanın zaloğlu düştü içeri. Ula Memo, hemen buyur et şunu hadi. Oldu ağam, şimdi. Hay. Hoş geldin. Buyur geç öyle. Haşmetiyle geldi. Buralara pek alışık değilim ya. Hatırınız için azıcık oturayım bari. Şeref verirsiniz Ramazan Efendi. Buyur. Ah, buyur. Ah! Dedemin bir konağı vardı. Oh. Arı kovanına benzerdi. Oh. Besili koçlar kesilir. Oh. Sonra kardeş? Sonra? İşte o günlerden bir dayım kaldı. Dayım yiğit adamdır. Uçsuz bucaksız tarlalardan gelen iradı. Her yıl Nice'de Monte Carlo'da yer. Bilin mi Nice? Bilemedim. Nis mi, mis mi, her neyse iyi bir yer demek. Darin gittiğine göre. Hadi içek. Dayım bir gün masada sinirlenir. Karşısındakine bre paşa der. Vaziyetini al karşımda. Paşa dedin de öyle ayım uyum paşalardan değil. Sultanahmet paşası ki bütün göğsü möğsü nişan dolu. Ya. Paşa da bu sözleri yemez. Hık mık deyiverince dayım iskemleyi kapar. Paşanın kafasıdır deyiverince paşa soluksuz yıkılıverir yere. Allah Allah. Ya. Vay paşa vay. Öf kereme. Eyvah, bekçi geldi. Giritli, saat 11'i geçiyor. Ayşe. Tamam paşam, tamam. Bir daha geldiğimde burayı kapanmış göreyim. Tamam, tamam. Emrin olur. Bak hele ısım. Emret Ramazan Bey. Dolu bir rakı getir. Vakit çok geçti. Bekçi üçtür geliyor. Yoksa ne kıymeti var? Sizin için canım feda. Başımın üstünde yeriniz var efendim. Bu şişeyi doldur getir. Ramazan Bey, vallahi bildiğiniz gibi değil. Resmi tebligat yaptılar. 11'den sonra açık görülecek içkili yerler derhal kapatılıp mühürlenecek. Dolusunu getir şunun. Ramazan Bey. Sana bunun dolusunu getir diyorum. Ramazan tamam mı? Bey. Dolusunu getir. Anlaşıldı mı? Ekmeğimizle oynuyorsunuz. Dolusunu getir. Abi, Ramazan efendim. Sakin ol Ramazan evladım, sakin ol. Gözümün çiçeği benim, sakin ol hadi. Buraya gel bekçi. Sen gel. Buraya gel diyorum sana. Sen kimsin ki senin ayağına geleceğim? Git şuna kim olduğumu anlat, tamam mı? İşte otur. Gel şöyle bekçi efendi, gel şöyle biraz dolaşalım dışarıda. Gel kardeşim, gel şöyle. Hiç büyüdüm, sakin ol. Sakin. Kurban olurum sana, uyma. İşimizi bitirdik gidiyorduk. Zatınız geldiniz. Yoksa size karşı... Kim bu? Siz bu memlekete yeni geldiniz. Ben Malatya'dan sürgün edildim. Onun için değil bey yeğeni, isterse Acem Şah'ın yeğeni olsun. Yok zaten Acem Şah'ın değil, Muzaffer Bey'in yeğeni. Düşmez kalkmaz bir Allah. Biz de bir vakitler beydik. Hem de beyler beyi. Beyler beyi, Çengelköy, Vaniköy bilmem mi? Senin gül atırın için. Yoksa onu posta eder. Bilmem mi? Bir daha gelişimde dükkanı kapalı bulmalıyım ha. Emrin başım üstüne göz. Ne oldu? Hiç, sepetledim gitti. Kim olduğunu anlattın mı? Anlatmam mı kurban? Şafak attım enayide. Bak hele bak. Ne fayda, bırakmadınız ki. Bıraksaydın da defterini dürseydim. Ey Allah! Var mı bana yan bakan? Yok evladım, yok koçum.
nasıl etsem de şunları dükkandan çıkarsam ha? Reşit be, kiloluk bir rakı alıp bize gidek mi? Oo. Hey, Giritli kardeş, bize kiloluk bir rakı. Meze filan yap. Yap güzelce, sar gidelim buradan. Lakin... Ne lakini kardeş? Bir şey yok. Esah ne var ha? Bir şey yok. Bir şey var. Söyle ne var? Benden saklıyor musun sen? Sen kardeşini fos mu belliyorsun? Reşit Emin'i görmüyor musun? Bırakmadı ki onun dünyasını şaşırtayım. Seni değil bekçiyi düşündüm aslanım. Cahil fukara. Durup dururken başına iş açacak. Hem canım zatınız kim o kim? Koskoca Muzaffer Bey'in yeğeni. El alem ne der? Gariban bir bekçiye uymuş der. Size yakışır mı? Doğru. Uyduğun doğru dürüst bir adam olmalı. Hemi canım herif kullar gibi yalvardı. Aman dedi ben ettim siz etmeyin. Cahilliğime verin. Demek dayımın ismini duyunca... Abo cin çarpmış gibi oldu tekmil. Her kuşun eti yenmez değilin. Demem mi? Paşa'yı dayımın bir sandalyeyle yere yıktığını da... Her şeyi söyledim merak etme. Ben içtim Yine zil zurna geliyorlar. Allah kahretsin böyle hayatı. Tam uykuya daldığım sıra. Aman kızım sen sus da uyu tamam mı? Uyuturlarsa tabii. Paldır küldür konuşmalarına bakılırsa 4-5 kişi geliyorlar. Tamam kızım hadi yat. Sen git karşıla ben uyuyorum tamam mı? Geldim Hamza geldim. Buyur Ramazan efendi. Rahatsız ettik tekli. Rahatsız mı? Olur mu be kardeşim? Bak hele bak. Rahatsız da ne kelime. Ha? Hadi kalk kızım. Kalkmıyorum. Ne zorun var? Öldürecek değiller. Kalk kız ayıp. Ekmeğimi de onlar vermiyor. Kız kalk Güllü. Kurban olayım kalk. Kalkmayacağım işte. Şunları hazırla. Kalk kız. Ver yorganımı. Ne çekiyorsun ya versene. Ver. Dayı, misafirin önünde kazık gibi yatılır mı? Utanmıyor musun? Utanmıyorum. Ver yorganı. Lan biçimli ol bak. Olmuyorum. Belle bunu ama. Sorarım sana. Hmm, sorarsın ya. Sorarmış. Ver şu yorganı. Ver. Hadi misafire baksana hadi. Eh ulan misafire dua et. Senin feleğini şaşırtmazsam. Ne mecburiyetim var? Misafirden bana ne? Evimiz meyhane değil ya. Sus kızım, sus. Hadi Ramazan efendi. Lan Memo, aferin kıza. Tam istediğim gibi. Bunun eli silah da tutar bıçak da. Boyun eğmiyor. Feleğe minneti yok. Hamza mamza takmıyor. Öyleymiş. Ben de duydum namını. Dert. Bıyığa hele bıyığa solucan suratlı. Kime diyorsun kız? Aha, şu maymuna. Sus ol kız duyar mı uyar da. Pis lanet. Sus ol kızım yavaş. Duyarsa duysun be. Koca şişeyi kardeşimle devirdik. Bir bu kadar da olsa içer miydik ha? Bir iki demeyiz şerefsizim. Bir şişe daha bitirdik be. Devenin postalı. Niye Reşit emmi? Marifet biliyorsun değil mi? Baban da vaktiyle tıpkı senin gibiydi. Şimdi daha misafirin önünde horlamaya başladı. Marifet kararını da bırakmakta. Hadi Memo, sen müsaade. Yürü. Yürü, horluyorsun bir adam salak. Ha?
Acele ettiniz kardeş. Burada yatardık. Yok yok, biz gidelim. Reşit emmi, gel uy bu gece yeğenine. Ne diyorsun sen be Ramazan efendi? Olmuşken tam alalım. Bir pavyon yapak. Dellenme Ramazan efendi. Yat ki uykunu alasın. Uyumamın vaktim olurmuş emmi. Bir çorba içer çıkarık icabında. Yalnız çorba içilecek, tamam mı? Elbet. Ne dersen ne olur emmi. Yürü. Hoş geldin beyzadem. Yakana maşallah yeğenim. Nasıl bir geçeme? Benim aklım bir yere takıldı ki. He? Yürü, yürü. Allah aklını kayırsın yeğenim. Niye takıldı acaba? He? Lan garson! Lan garson! İflassız! Biz burada necik de boş veriyorsun he? Emriniz abi. Aşk olsun. Çalımın boşa gitti. Bir tabak bile kıramadın şunun şurasında. Meramın tabak kırmaksa işte buyur. Bize iki çorba bir de büyük götüre bakalım. Hani sadece çorba içek dediydin yeğenim ha? Öyleydi ya. Kafamı bozdu şu feleksizler. Hasbi geç Ramazan efendi. Çorbamızı içip gidelim. Otur da içek emmi. Zaten iflamış şaşmış bugün. Niye ki? Göğün çaptandan bir huri düşmüş. Öylece durur karşında. Hani nerede? Aşk olsun emmi. Burada mı arıyorsun huriyi? Ah ulan! Ah be! Ah! Çek kız, su gelmiyor baksana. Aman yettin be! Az için de her sabah soğuk sulara daldırmayın başınızı. Tuh kalıbına senin. Silsilenden başlayacağım ha. Acık daha uysal olsan ne olur? Kime karşı? Babana, kardeşine karşı. Yeter be. Ben kimsenin ekmeğini yemiyorum bu evde. Kimsenin kölesi olamam, anlıyor musun? Ey kızım ey. Laf. Uysal olacakmış. Kime karşı? Bunlara uysam 3-5 liraya beni satarlar. Ne o kız? Sen hala işe gitmedin mi? Gidiyorum. Tam dayaklık şerefsizim. Baba Azaloğlu geçiyor. Oo, hele çizmelere bak hele. Namussuz Köroğlu gibi ha. Şuna bak, bak, bak. Bak hele bak lan, nasıl bıyık vurdu ha. Ay, yavrum sen. Kaç para? 50 kuruş. Eyvallah. Güle güle ha. Thank you.
Hafız! Hafız! İyi saatler olsun Hafız. Sen miydin Ramazan? Hayırdır? Hiç canım. Kabala pazar. Geçiyordum bir uğrayayım dedim. Ne getirdin peki? Rakı. Yaşa be. Sahiden de zal olmuşsun ha. Basar giderim ha. Nereye? Cehennemin dibine. Rakıyı bırak bari. Şu zal oğlu lafı yüzünden başkası olsa külahları değişirdim ya. Lakin sen, sana dilim varmaz. Bıçağın kesmez beni. Onu bunu bırak da beni niye aradın? Eve girek hele. Anlatırım. Yahu çıkar şu şişeyi de görek birader. Nasıl? Gözün doydu mu Hafız? Aferin lan Ramazan. Sahi mi? Karnım da iyice acıkmış da hani. Ulan hani sen havyar mavyar getirdin ara sıra, iyice fostaştın ha? Bir yavru gördüm Hafız. Deme. Dedim gitti. Lakin ne yavru? Peki sana ne elin yavrusundan? Patlama. Bu yavru sevaba girmek istiyormuş. Açık söyle şunu be. Bana varmak istiyormuş senin anlayacağın. Sana varmakla sevaba mı girilir ha? Verdiğin fetvayı ne çabuk unuttun Hafız. Sen demez misin Allah'ın sevmediği kullar sevgili kullarına hizmet eder diye? Şu mesele. Kim bu günahkar? Yabancı değil. Bizim Cemşir'in kızı. Cemşir? Cemşir? Ha şu elçi Cemşir mi? Tamam. Üstüne bastın. Cemşir'in kızı ha? Güzel mi bari? Ne söylüyorsun Hafız? Güzel de söz mü? Abayı yaktın demek. Hey, Kerem'in arpa tarlası gibi yandım be Hafız. Ne de kardeş? Yasin Ağa'ya sen bir söylesen. Hallederse o halleder bu işi. Ne o? Kalktın Ramazan. Yerimde duramıyorum be Hafız. Sen bilin. Biliyorsun Yasin Ağa senin öl dediğin yerde ölür. Biliyorum. Biliyorsan üst tarafı senin ferasetine kalmış bir iş. Var git mevzuyu usulünden aç. İlla da kızı alacaksın ha. Almazsam ölürüm Hafız. De kalıbına. Ölürsün demek ha. Ölürüm Hafız. Şu Yasin Ağa'ya bir he dedirsen. Dayın. Dayın ne der bu işe? Yasin Ağa he desin. Gerisi kolay. Dayım onun dediğine uyar bilin mi? Tamam. Oldu bu iş. Sen git Yasin Ağa'ya hoş görün o zaman. Sevdiği kitabı aldım. Ha, kitap meselesi mühim. Sakalının altına... Sen ne yapacaksın? Sen benim ne yapacağıma karışma. Ben işimi bilirim. Tamam ya. Buraya getir. Kolay gele. Hoş geldiniz Hafız Efendi. Hoş bulduk. Buyurun benim avluya gidelim. Ramazan Efendi yok mu? Yok. Nerede? Şehre inmişti. Bir emriniz mi var? Muzaffer Bey de yok değil mi? Yok. Ne vakit gelecek? Bugünlerde gelmesi lazım. Bir şey mi vardı acaba? Hem de nasıl? Müthiş bir şey, müthiş. Gülizar! Buyur Yasin Ağa. İki yastık getir kız. Peki. Gülizar bak efendi hazretleri geldi. Canımız kahve içmek ister. Ne dersin Hafız Efendi? Hanım kızımın keyfi bilir. Ocağına düştük. Gülizar dini bütün bir kızdır. Sevap işlemeyi sever.
Dur! Biraz toparlan, utanmaz kadın. Buyur efendi hazretleri, kahveni soğuyacak. Kahve gibi aziz ol. Bu çocukta çok iş var Yasina. Hangi çocukta? Ramazan'da. Bizim Ramazan'da? Evet, sizin Ramazan'da. Ne gibi erenler? Yemyeşil, zümrüt gibi bir çayırlıkta oturmuşuz. Sular şırıl şırıl akıyor. Kınalı kekikler, bülbüller, zümrüt anka kuşları, ebabiler, bıldırcınlar. Ben şöyle oturmuşum, Ramazan Efendi karşımda. Boynunu bükmüş, bana melul melul bakıyor. Sual ettim. Niçin mahzunsun evlat? Niçin? Hüznünün sebebi ne? İçini çekti, başladı gözlerinden boncuk boncuk dökmeye. Israr ettim. Söyle, nedir mahzunluğunun esbabı? Öyle bir bakış baktı ki hala içerimde dağ derundur. Hayırdır inşallah. Beni serseri yerine koyuyorlar. Bana ehemmiyet vermiyorlar. Ben hem öksüzüm hem de yetim. Ne dayım ne de Yasina benimle hiç meşgul olmuyor dedi. Olur muhafız, estağfurullah. Müsaade et, gerisini dinle. Ne o gene? Kaba kahve seni büyülemiş mi ne? Geri dur, geri dur! Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah ya. Bir daha çağırdığında gelirsem görürsün. Misafirmiş. Vallahi karışmam. Hem ben senin değil, beyin hizmetindeyim. Sus kafir! Şu mübarek adam ayağımıza kadar gelmiş, bir kahve yaptım diye! Mübarekmiş. Mübareğe bak. Emmi? Bırak Ramazan efendi. Niye? Bırak. Kaba kahfız büyüledi onu. Çık rezil melune çık. Nedir o? Kan kalesi cengi. Hazreti Ömer'in değil mi? Hı hı. Evet sana aldım. Bana mı aldın? Hı hı. Sen böyle şeyleri akıl etmezdin ya. Nasıl oldu aldın? Beni amma kötü bellemişsin be emmi. Yanında hiç piyasam yok. Ben bu kadar kötü müyüm? Haşa sümme haşa. Kötü değilsin de dalgacısın biraz. Yok be emmi. Üstünü başını aredebet biraz. Aman kim ne görecek şu dağ başında? Kim görecekmiş? Tüm yanaşmaları azdıracaksın. Başımıza salacak kopilleri. Hadi oradan. Onlar kim oluyor da bana kötü gözle bakacaklar? Ben bugüne bugün beyin zevcesi sayılırım. Nefis kızım bakarlar. Bu işin beyi ırgatı olmaz. Bütün hesapları... Vur ya Ömer dediler. Vur ya Ömer. Ah ah ben yanında olmalıydım ki mübareğim. Birer kahveyi hak ettik değil mi Ramazan efendi? Hak ettik emmi. Ben pişireyim. Yok yok sen rahatsız olma ben yaparım kahveyi. Ha? Allah Allah. Sen hayra dolaşmazsın Yasin Ağa'nın peşinde. Nedir Ramazan? Kitap istemişti de onu getirdim. Yok bir şey. Kitapmış. Hem de başına oturmuş okumaktasın. Okumam yazmam var ki okuyorum. Karışma işime. Man mübarek olsun. Ha?
Ne o emmi? Ne bakıyorsun manalı manalı? Sende çok iş var oğlum. Ha, ne gibi? Benden duymuş olma. Bizim imam mübarek bir rüya görmüş senden ötürü. Benden ötürü mü? Hayırdır inşallah. Hayır oğlum, çok şükür Rabbime. Elçi Cemşir'in kızını sana almalıymışık. Peki ama emmi, Elçi Cemşir'in kızı fabrikada çalışan şöyle böyle bir kız. Sonra... Allah'ın sevgili kulu değil diyeceksin, öyle mi? Öyle ya. İndullah'ta kimin sevgili, kimin sevgisiz olduğu biz günahkar kullar için ne malum? Gafil. Öyle ama dayım İmdullah Mimdullah tanır mı? Tanımazsa çarpılır, taş olur, anladın mı? Selamun aleyküm. Aleyküm selam beyim. İçinizde benden şikayetçi olanlar varmış. Şikayetçi olan varsa yüzüme söylesin. Arkadan konuşmak ayıptır. Kimin benim topraklarımın üzerinde hakkı varsa çıkıp erkekçe söylesin. Ben kimin hakkını gasp etmişim? 30 yıldan beri bu köylüden toprak satın alınmıştır. Köylü güç duruma düşmüş, toprağını satmış, biz de almışız. Silah zoruyla mı aldık? He? Haşa beyim. Borçlandınız. Aracının, tefecinin eline düştünüz. Yıllarca borçlarınızı ertelemedin mi? Bu topraklarda çoğu kez kendi malınız gibi çalışmadınız mı? Çalışmadınız mı? Sağ olun, sayenizde beyim. İçinizde aç, açık, bir şeye ihtiyacı olan varsa söylesin. Yok, şükür Allah'a. Senin olmayabilir. Ha? Var mı ihtiyacı olan? Senin var mı Habib? Defol. Bırak! Oğlum! Bırak! Abi! Bırak! Dur oğlum! Sakin ol. Bırakın. Isıracak köpek diş göstermez. Bırak! Oğlum! Etme oğlum! Abi! Arabanın arkasındakileri alsınlar. Başla. Hoş geldiniz. Ne mutlu size. Yeğeninizin sulbünden Mehdi Resul gelecek. Ne dedin? Ramazan Efendi istiharede söyledi. Müjdedir dediler. Mehdi Resul. Başlarım senin Mehdi Resulünden ha. Sahtekar herif. Ne altlar çeviriyorsun gene? Ama mevzi kötü etseniz. Pis şingene. Din adına her türlü sahtekarlığı yapar sonra da... Baksana neler uyduruyor gene pis cenabet. Bana bak Yasin ağa. Bu dilenci herifi bir daha çiftliğe sokmayacaksın. Anladın mı? Anladım bey. Karışmam sonra. Beni günaha sokarsınız. Beynini parçalarım yoksa o sahtekar deyusun. Söylediklerimi iyi dinle. Tamam beyim. Bunlara da bol su verin, büyüsünler biraz. Oldu beyim. Banyoyu hazırla.
Peki, hazırlayın. Mehdi Resul. Ramazan'ın sülbünden gelecekmiş ha. Tövbe estağfurullah, tövbe ya Rabbi. Beni kandırdığı yarım pabuçlulardan sanıyor aptal. Bey, havlu mu istersin yoksa bornoz mu? Her ikisini de. Kilise direği gibi enseyi boşuna büyütmemiş. Kim? Şu hafız denen okkabaz. Tam sahtekarın teki herif. Hafızlara kurban olsa yeridir köpeğin. Aman bey, bir fetvaz bir fetvaz. Her haltı karıştırır, sonra fetva verir millete. Müslümanmış. Kurban olsun Müslümana. Bunlar dini her işe karıştırmak için kullanıyorlar. İşlerine geldiği gibi. Evet. En kuvvetli baraj tarih boyunca süregelen ananevi düşmanlık ve halkın umumi nefretidir. Fakat bunlar... Banyonuz hazır. Şu kaba kahıs bütün gün buradaydı. Yasin Ağa ile oturdular. Ne yaptılar? Bilmem. Kafa kafaya verip epeyce konuştular. Ne konuştuklarını duydun mu? Yok, duymadım. Çekip gittim. Evet, ona yüz veren hep o Yasin. Ne biçim hoca? Bir bakıyor ki insan ürküyor. Zamparalığı da var demek. Melun. Neresi hoca onun? İşte saf köylüyü kandırıyor zahir. Sana ne dedi de huylandın? Hiç safsata. Güya Mehdi Resul Ramazan'ın sülbünden gelecekmiş. Neyinden gelecekmiş? Senin anlayacağın zürriyetinden. Ne o, utandın mı kız? Utandım ya. Utandın mı? Hoş geldiniz beyim. Sağ ol Yasin Ağa. Muzaffer içeride mi? İçeride olmalı. Buyurun siz salona geçin. Of, ne sıcak yahu. Pardon, vakitsiz geldim galiba. Ne münasebet, geç otur. Sen git bize buz çıkar. Ankara'da durum nasıl? Ziraat vekiliyle görüştüm. Karar çalışmasını hızlandırıyorlar. Bu ne demek biliyor musun? Yağmur yağsın yağmasın 5 misli irat demek. Yalnız hükümet sallanıyor. Ha. Dilerim bu komünistler yine ortalığı karıştırmazlar. Bırak be zekayı. Komünist dediğin 3,5 adam. Bunlar birbirlerinin konuştuğunu bile dinlemezler. Asıl önemli olan güçlü, koalisyonsuz bir hükümet. Bize istikrar lazım, anlıyor musun? Vallahi doğru söylüyorsun.
Gel bakalım Yasin'a. Çek bir iskemle otur hele. Yasin'a'ya da bir kahve yap. Teşekkür ederim İstemem Bey. Niye? Pişir pişir sen. Peki. Yasin'a, senin canın sıkkın gibi. Ne var? Bir şey yok bey. Şu bizim hafız. Ha, ona kızdın diye mi bozuksun bu kadar ha? İtimadınız olsun ki bey, mübarek bir adamdır. Geç o yanına. Sen o hafızı bul getir bana. Ayrıntısıyla konuşalım bu meseleyi. Gelmez. Niçin? Ondaki onur kimde var? Memlekete yayılmış ünü tekmil. Yeğenini çağır da sor bir bakalım. Eller ne diyor? Peki peki, çağır bana onu. Şey yahut dur. Gülizar! Efendim? Ramazan orada mı? Çağır bana. Peki bey. Sen bu işle meşgul ol. Aha. Cemşir'i bul, meseleyi aha aç. Aha. Eline de birkaç kuruş sıkıştır. Ha? Kaç para verek? Ne bileyim ben. O herif kızlarını parayla satar. Para canlısı deyusun biri. Yap çatışta. 70-80 bin isterse ya? Peki peki. 50 bin de işi hallet. Alt tarafı Cemşir'in kızı. Hoş bu serseriye o bile çok ya. Neyse. Peki bey. Nedir bu vaziyetin lan? Ha? Hangi vaziyet dayı? Hangi vaziyet diyor da köpek? Ulan aynayla dargın mısın? Şu çizmelere, şu külot pantolona bak. Şu bıyığa bak. Yumruk kadar adamsın. Nedir bu caka? Ha? Kılda keramet olsa tabakhaneye nur yağar. Bana bak. O bıyıklar derhal kesilecek, anladın mı? Gel buraya. Gel. Ha işte böyle. Abdülhamid'in Arnavut tüfekçileri gibi istemiyorum. O imam bir rüyadan bahsetti. Nedir o? Bilmem dayı. Vallahi haberim yok. Demek haberin yok. Şimdi anlarız bakalım. Ne rüyasıydı o Yasin ha? Kendisini anlattıydı beyim. Hı? Bir de haberim yok diyordum. Bak anlatmış. Çık! Defol! Gel lan buraya, kazık gibi dikilme. Namussuz yalancı herif, kepaze! Bu itin düzeni bilmeyecek ne var? Gitti o zavallı adama yalvardı yakardı. Böyle bir rüya gördüm diye yalan attı. O fukara da inandı, ne yapsın? Bana bak. Bu it esrar da içiyormuş her bir şeyde, doğru mu? Bilmem beyim, ne gördüm ne işittim. Ben haberini alıyorum ya, neyse. Git gör Cemşir'i. Kaç paraysa verin, everelim şu iti gitsin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı bey. Ha. Sen burada mıydın? Buradayım Erenler. Ah, size karşı nasıl mahcubum bir bilseniz. O iş ne oldu o iş? Hangi iş efendi hazretleri? Canım, işlerin en mühimi. Ha oldu şükür. İmana geldi mi? Geldi sayenizde. Benim değil, Cenab-ı Allah'ın sayesinde. Gelmeyip de ne yapacaktı? Aynı rüyayı demin de gördüm. Hem de gecekinden daha ayan ve beyan. İt gibi pişman oldu. Yuvasını öyle bir yaptım ki. Ben müsaadenizi isteyeyim Erenler. Dahi pek samimi olmuşlar. Sabah gördüm. Ambarın kapısının dibinde fıs fıs konuşuyorlardı. Deme kız.
sakın bu Tahir. Geçen bizi sinemada gördüydü. Hamza'ya dediyse ya. Sen dur burada. Hayrola usta? Ver bakalım bir sigara. Sen bu kızı unutmaya bak. Niye usta? Niyesi var mı? Çünkü o itler makine dairesinin önünden geçmeyi iyice sıklaştırdılar. Belli ki vazgeçmeyeceğim. Ne olacak? Ne olacağı meydanda. Ya onlar sana çatacak ya da sen onlara. İyi ya. O zaman günah benden gider. Peki yazık değil mi sana? Usta. Ne var? Sen hiçbirini sevdin. Sade birini değil. Çok insan sevdim. Anlamadım. Anlamazsın ya. Bir kadını sevmek kolaydır. Ama bütün kadınları, çocukları, tüm insanları, kısacası hayatı sevmek önemlidir. Bunun için de insanın yaşaması gerekir evlat. Bu dediklerin doğrudur. Ama Güllü. Hey bana bak. Güllü'nün adını ağzına alma lan. Ne olur Muhsin usta al götür. Bir dakika kızım. Thank you.